Kuzey İrlanda'da son 5 yıl içinde ibadet yerlerine yönelik 601 suç işlendiği kaydedildi. Kilise, kilise bahçesi ve mezarlıklar saldırılara maruz kalan yerler arasında. Kuzey İrlanda'daki 11 polis bölgesinde son 5 yıl içinde ibadet yerlerine yönelik 601 suç işlendiği kaydedildi. Hristiyan Yardım Kuruluşu KRNI, ibadet yerlerine yönelik saldırılarla ilgili tüm istatistikleri Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı'ndan istedi. Verilere göre saldırı vakalarının yaklaşık 1/4'ünün görüldüğü Belfast, en çok suç işlenen şehir oldu. Kilise, dini yapı, kilise bahçesi ve mezarlıklar saldırılara maruz kalan yerler arasında. KRNI kuruluşundan Mark Billy, saldırıların çeşitli topluluklara ve mezheplere yönelik olduğunu ve her topluluğun kendi hikayesine sahip olduğunu söyledi. Billy, nispeten daha basit suçlar işlenebildiği gibi kilise binalarına yönelik kundaklama vakaları da yaşanmakta dedi. Temmuz 2016'da Belfast şehrindeki Presbiteryen Kilisesi iki kez kundaklama saldırısına maruz kaldı. Ağır hasar alan kilisenin yeniden açılabilmesi için 2 yıl süren bir onarım çalışması gerçekleştirildi. Geçen yıl Paskalya günü Ballyclare'deki Sacred Heart Kilisesi boyalı bir saldırıya uğradı. Nisan 2020'de ise Birenti Parish Kilisesi'nin camı kırıldı ve içeriye girilerek hasar verildi. İngiltere ve Galler'deki ibadet yerleri güvenlik fonu programı, ibadet yerlerinin CCTV, kilit, çit ve aydınlatma gibi güvenlik malzemelerine sahip olmalarına yardımcı oluyor. İskoç hükümeti de benzer bir program başlattıklarını açıkladı. KRNI daha önce İngiltere ve Galler'de mevcut olan bir programa benzer şekilde Kuzey İrlanda'daki ibadethaneleri korumak için fon kurulması çağrısında bulunmuştu. İstatistikler bu ihtiyacın acil olduğunu gösteriyor.